Değerli misafirler, şimdi kürsüye davet edeceğim ismin genç bir meslektaşı olmaktan, henüz yolun başında bir meslektaşı olmaktan onur duyuyorum. Biz Sayın Altan Öymen'den gazeteciliği öğrendik, öğrenmeye devam ediyoruz. Ama bunun yanı sıra meslekte mesleğe ve insanlara saygıyı da öğrendik. Onurlu, zarif bir duruşu da öğrendik. Ne mutlu, karşısında konuşurken dahi heyecanlanıyorum. Bugün aramızda olmasının bambaşka bir önemi de var bizler için. Çünkü CHP eski genel başkanımız, gazeteci yazar Altan Öymen, 10 bin kitaplık arşivini ve titizlikle hazırlanmış dergi ve gazete arşivini Beşiktaş'ımıza emanet etti. Nedir gazeteci yazarın serveti? Kalemidir, kağıdıdır, daktilosudur, kitaplarıdır. O servete biz de gözümüz gibi bakacağız. Kıymetli alkışlarınız Sayın Altan Öymen için olsun efendim. Sayın Genel Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Beşiktaş Belediye Başkanımız ve İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız ve bu toplantıda bulunan herkes, hepinizi saygıyla selamlarım. Aynı zamanda bulunmayıp da televizyondan ve diğer vasıtalardan izleyen vatandaşlarıma da saygılarımı, sevgilerimi sunarım. İki arkadaş, teşekkür ederim. İki arkadaşımız da belirtti. Bu toplantıda selamlama faslı gerçekten zordur. İnsan herkesi sayamayabilir. Doğru olmaz tabii bunu yapması. Onun için onu kısa kesmek daha önce yapıldığı için zaten o da belirtti Beşiktaş Belediye Başkanımız. Daha zaten kısa tutmak törenleri de o da lazım. Onun için uzun konuşmayacağım. Şuna çok teşekkür ederim. Bu benim naçiz kitaplarımın Beşiktaş'a intikali dolayısıyla benim için söylenen sözler, özellikle bundan önceki arkadaşımızın ki değerli gazeteci arkadaşımız, daha önce de onun programlarına katılmıştım. Onlara da çok teşekkür ederim. Şeyin özetini söyleyeyim, bu kitap meselesini. Kitap güzel bir şey. Gerçi bu bilgisayar teknolojisinin gelişmesinden sonra internet yoluyla kitap okumak, başka şeyler okumak kolaylaştı. Ve kitapların bir gün artık modasının geçeceği ve tarihe karışacağı tahminleri bile yapılır olmaya başladı. Fakat bu söylediğim, 30-40 yıldan beri aşağı yukarı, 20-30 yıldan beri yahut söylenen sözlerdir ama bir türlü gerçekleşmedi. Bir Frankfurt'ta bir kitap fuarına gitmiştim. Aşağı yukarı 20 sene önce veya biraz daha fazla. Bunun üzerine konferanslar veriliyordu. Artık kağıt tarihe karışıyor. İşte bu ekran var, onunla her şey devam edip gidecek. Bazı şeyler, kitaplara ayrılan yerler elektronik eşyayla doldurulmuştu sergide, fuarda. Artık son şeylerini, burada görüntülerini görüyoruz. Bundan sonra görmeyeceğiz falan yolunda da tahminler yapılıyordu. Aradan 5 sene geçtikten sonra bir daha gittim. Vitrinler yeniden kitaplarla dolmaya başlamış. Çünkü gitmedi kitap. Çünkü neticede o bilgisayardan izlediğimiz, işte internet yoluyla gördüğümüz şeylerin de temelinde kitap var. Ve çok sayıda orada birinin biyografisini diyelim baktığınız zaman o biyografideki yazılıştan emin olamıyorsunuz. Yine kitaba başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Onun için ben biraz da kitapçı olduğum için, yani kitapla meşgul olduğu için belki tam objektif bakmıyor olabilirim. Ama kitap yaşadı bu zamana kadar. Bundan sonra da yaşayacağına inanıyorum. Onun için kitapları nereye vereyim diye düşündüm durdum. Zamanı geldikten sonra.
Bu sırada Beşiktaş Belediye Başkanı arkadaşımız beni bir ziyareti sırasında görünce onları bu konuyu sordu sadece. İşte konuşurken de sonradan bu Beşiktaş bizim kitaplara şey oldu, yani talip oldu diyeyim. Bu beni çok memnun etti. Çünkü ben hayatımın 40 yılında yarısından fazlasını Beşiktaş'ta geçirdim zaten. Daha önce Ankara'daydım. Kendi bulunduğum yerde kitapların belki görme imkanını bana bahşederler, izin verebilirler mi? Onu konuşmadık ama herhalde arada bir gidip onları bir kere daha görme imkanını bulurum. Değerli arkadaşlarım, benim bugünlerde, yani Mayıs ayı içinde bir günüm daha var kutladığım. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne giriş günüm. 15 Mayıs. Mayıs ayı içinde. Biraz vakti şey yani kıdemlilik diyeyim, yani eskimiş gibi görünüyor. Hesaplarsak şöyle, niye bu 15 Mayıs günü oldu? 1950 yılı bu söylediğim şey, yani 71 yıl öncesi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidardan düştüğü gün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Mayıs günüdür. Seçim yapıldı, genel seçim ve kaybetti. O sırada ben Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciydim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz tutuyorduk. Aslında azınlıkta gibiydik. Çünkü yeni bir demokrasiye geçiş hareketi içinde öğrencilerin önemli bir kısmı yeni partiyi destekliyordu. Ve biz de Cumhuriyet Halk Partisi yenilince partimize destek çıkmak için üye değildik biz. Cumhuriyet Halk Partisi aramızda konuşuyorduk. Ertesi sabah gittik partiye, biz partiye üye olmak istiyoruz dedik. Bunu kısaca özetleyeceğim. 3 kişi partinin genel merkezine gitmiştik. Bize dediler ki burası genel merkezdir. Burada olmaz. Saime Kadın Ocağı vardır. Oraya gidin. İşte sizin fakültenin civarında. İşte biz ısrar ettik. Neticede orada bizi anlayanlar da çıktı ve bizi aldılar. O günden bugüne ben hep o partinin üyesi olarak kaldım. Bundan çok memnun oldum ve bununla hep iftar ettim, gurur duydum. Bugün de o gurur duyduğum günlerden bir tanesi, hem Beşiktaş Belediyesi'nin daha önce de takip ettiğim, izlediğim çalışmalarının örneklerini burada gördük. Hem arkadaşlarımı gördüm, hem de bugünün hadiseleri içinde geçmişe doğru baktığım zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu memlekete yaptığı hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Neden bahsedilirse karşımıza gene o eski dönemler geliyor ve onlar bugün biraz tahribe uğramış görünüyor. En basiti bu korona döneminde aşı bulma meselesi var. Benim çocukluk yaşlarımda Türkiye'de ve daha önceki yaşlardan itibaren Türkiye'de birçok salgın hastalık vardı ki şimdi artık atları bile unutuldu. Saymaya başlasam 20-30 tanesini sayabilirim. Kızamıktan, su çiçeğinden, kızıldan, çiçekten başlayarak gidilebilir. Sıtmadan, kaba kulaktan birçoğu vardı ben çocukken. Bunlar yok oldu. Vereme kadar. Nasıl oldu? Ankara'da bir Hıfz-ı Sıha Enstitüsü diye bir şey kurmuştu Cumhuriyet. O enstitü bugün Almanya'da varlığıyla hala iftihar eden o kuruluşun Almanya'da hala bulunan Robert Koch Enstitüsü'nün bir benzeriydi. Zaten işbirliği halinde kurulmuştu. Niçin? Orada kendi aşısını da kendi yapıyordu orası. Ve Türkiye'de bu gözümüzde gördüğümüz gibi benim yaşıma yakın olanlar, pek yaşımdan fazla olanları göremiyorum burada. Daha çok gençleri görüyorum, bu da çok iyi. Onlar hatırlarlar. Hakikaten gözle görülür bir zaman içinde yok oldular. Ne oldu? O enstitü ortada yok. Şimdi bizim hala bir aşı meselemiz var. Başka birçok ülke bunu halletti halde. Bu sadece bir tek örnek. Hangi alana bakarsanız bu eskiden yapılmış olan şeylerin
reddedildiğini, ortadan kalktığını, unutulduğunu, yerine başka şeylerin yapıldığını görüyoruz. Ve aradan geçen 100 yıla yakın zamandır bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin siyasetine girdiğinden beri bu süre içinde ne kadar önemli işler yapıldığını hatırlıyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil bu tabii. Bütün öteki partiler açısından da aynı şeyi söylüyorum. Zaten iki başkan arkadaşımız da işaret ettiler. Öteki partilerin de önemini hepimiz görmeliyiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olmayanlarla da gene merhabamızı eksik etmememiz lazım. Ama karşıdan böyle bir adım görülmediği gibi karşıdan mütemadiyen partimize hücumlar, hakaretler, işte hadiseler, vurmalar, kırmalar birbirini izliyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Başkanımız, Beşiktaş Başkanımız buraya gelen yahut bizi başka türlü izleyen öteki parti üyelerine de selamlar gönderdi buradan. Bu evvelden vardı bizde. Biz de selamlar gönderirdik. Hüsamettin Cindoruk, sonraki meclis başkanı, siyasette bulunmuş bir arkadaşım. Ben şeyde okurken, üniversitede o Demokrat Parti'nin gençlik kolu başkanıydı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik ocağı başkanıydım Ankara'da. Ve birbirimizin kongrelerine giderdik, çiçekler verirdik. Şimdi çiçek yerine, kongreye gitmek yerine televizyonlardan, tek taraflı bir basından hakaretler işitiliyor. Bugün iktidarda bulunan partilerin ağzından. Bunu da ortadan kaldırmak için adımlar atmakta olan bir parti var. O da gene Cumhuriyet Halk Partisi. Ama karşıdan gelen yalanlar, dolanlar birbirini izlemeye devam ediyor. Şimdi bir sorumuz var, şu kadar milyon ne oldu diye. Bir şeyin daha ben bir soru haline gelmesini temenni ediyorum. İki, üç gün önce Adalet Partisi ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bir konuşmasında eski Cumhurbaşkanı İnönü'ye, İsmet İnönü'ye atfen bir hikaye anlattı. Bilmiyorum izlediniz mi? Hikaye şu, İnönü meclis kürsüsünden bayağı bir şey yapılmasını, işte ihtilal yapılmasını teşvik etmiş ve hikaye şöyle, işte bir şeyler, bir meclisi bir şey askerler çevirmiş, o askerlerin durumunu meclise getirmiş, bir şeyler söylemiş. Bunun mecliste yaptığı konuşmaya atfediyor bunun delili olarak. Mecliste böyle bir konuşma yapılsa tutanaklara geçer. Arkadaşlarım da tetkik etti, ben de ettim. Kimsenin hatırladığı da yok. Böyle bir konuşma yok. O açıdan ben de buradan, bu kürsüden şunu sormak istiyorum. Bu tutanakların hangi sayfasında böyle bir konuşma var? Adalet Partisi Genel Başkanı ise bu mecliste yapılmış bir konuşmadır diye tafsilat vererek söylüyor. İş bu hale geldi ve muhalefete hücum, muhalefete baskı, basına işte saymakla bitmeyecek şeyler. Bunu da burada belki fazla yeri yok ama bu şunu hatırlatıyor. Bu yolda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben yoluna devam edeceğine inanıyorum ve bunun sonunda İstanbul seçiminde ne olduysa bu önümüzdeki seçimlerde de onun olacağına inanıyorum. Hatırlarsınız 17 bin oyu bilmem çaldılar ettiler falan derken 806.145, onu da hatırlamak lazım. Oy farkıyla bugünkü arkadaşlarımız burada belediye başkanı oldular. Bundan sonra da hem genel seçimlerde millet meclisi hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde benzeri bir sonuç olacağına inanıyorum. Bu inançla belediye başkanlarımızı da tebrik ederim. Bütün arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunarım efendim. İyi günler dilerim. Efendim, hem kıymetli başkanlarımız hem Sayın Altan Ömen de bahsetti. Ben de her akşam